Tamam. Tamam zaten. Peki. Tamam bitti. Bitti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah gecemizi mübarek eylesin. İstifade ettirsin. Şimdi bu Risale-i Nur'un hulasası en az altyapısı 30-40 sene. Zaten tanıyorsunuz bizi. Bunu böyle bir şeyi bizim hayalimizden geçmezdi. Onu ilk önce mukaddemesini yapayım. Baktı ki usta o basmayacak kafası. Ondan sonra bunu çalışırken ustadımızı yakazadım, gördüm, tarif etti. Ben de aynısını çizdim. Bu delil değildir bu anlattım. İşine yarıyorsa alırsın, işine yaramasa bırakırsın. Risale-i Nur külliyatından şey alınarak kafanın içerisine kârita. Gayemiz aklımızı aklımızın şerinden, düşüncelerimizi düşüncelerimizin şerinden kurtarıp istikametine koymaktır. İstifade edersek ne ala, ne kadar istifade etmişsek o kadar kârdır. Yani aklıma nasıl mukayyet olacağım? Şu dima denilen sistemi nasıl yöneteceğim? Tanımadığım bir şeyi yönetemezsiniz. Tanımıyorsun. Şimdi dimada ustad diyor ki meratip var. Dimada mertebeler var. Tahayyül, yani bunlar biliyorsunuz sözlerde. Şimdi tahayyül var. Hayalin fiili hali. Bak Risale'de geçeni ben direkt okuyayım. Tahayyül, tasavvur, taakul, yani tek tek şöyle, hayal, hayalin fiile dönüşmüş hali. Burası bilgiler, malumatlar, düşünceler, vehimler, şüpheler ve zanlar. Burada imal ediliyor. Burada yönetebilirsin. Şüpheyi, zan, vehim ki insanları inim inim inletiyor. Eskide derdim 10 kişiden 8 hasta. Şimdi o fikrimden vazgeçtim. 10 kişiden 15 kişi hasta. Herkes hasta. Sen de hastasın. Ben de hastayım. Yani takılıp gidiyoruz benim şeyine. Düşünceler alıp götürüyor bizi. Perişan etmiş. Onun için bu dersi çok duymanızı, görmenizi istiyorum. Taakul. Aklın fiili hali. Tahayyül, tasavvur, taakul. Ben şimdi gireceğim zaten de. Tasdik. İlim. İlim oluyor burada. Akıldan geçtikten sonra ilim oluyor. Bunları hemen anlamayacağınızı biliyorum. Ben serbest bölgeye gireceğim. Burada kalbe inen bir yer, izandır. Burada fiiliyatın kaynağı, iltizam. Bu da itikat. Kaba taslak bildiğim benim konum şurası. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu serbest bölge denilen kafamızın şurasında serbest. Buralar 75'te bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi dini altına girmezler. İnsanın ihtiyar ve iradesine rağmen işler yaptırırlar. Sonradan da sana der ki senin hakka ve hakkaniyete istidatın ve kabiliyetin yok. Yeysi atar diyor. Şeytanın gayesi günah işlettirmek değildir. Günah ile şeytanın gayesi günah işlettirmek değil. Günah ile yeis atmaktır. Yeis günahtan beterdir. Yani zaten günah onun için yaptırıyor. Çünkü günah insanı kafir etmez ama Kur'an'da ancak Allah'tan kafirler ümidini keser diyor. O dibe götürüyor. Şimdi 278'de de bir iki latife serbesttirler diyor. Sözde 278'de serbesttirler diyor. Serbest oradan geliyor. Şimdi karımız ne olacak? Kafamızda bir 7 tane mertebe var. Tıp şeytan, cin, ervah habise, mevadi şeriri bilmediği için şeytanı kabul etmiyor. Cini kabul etmiyor. Ervah habiseyi kabul etmiyor. 4 mevadi şeriri kabul etmediği için tıp ortada bir vaka var. Psikolojisi bozuk. Adam takıntı. Ya banyoya takıntı, ya insanlara veya kendimi kötü hissediyorum, intihar edeceğim gibi hepsinin realitesine, nefsilerine, kendisine şahit oluyor, tanık oluyor ama nereden geliyor bilemediği için bir etiketi var. Psikolojiktir diyor. Tanımlayamadığı her şeye psikolojidir.
etiketini, vuruyor. Şimdi şeytanı ve cinni kabul etmese ne yapacaksın? 17 sene, 15 sene, 7 sene, 3 sene psikolojik hapı kullanacaksın. Niçin? Çünkü kökenini değil, vitrindekini düzeltiyorsun. Arkada haberi gene bozuyor. Kim bozuyor bilinmiyor. İşte kim bozduğunu göreceğiz şimdi. Ne yapacağımızı göreceğiz ve istediğinizi de sorabilirsiniz. Sorarsınız. Şimdi insanda tahayyül dediğimiz şurası hayallerin imal edildiği bir yer. Hayalin fiili hali, ismin fail hali yani eylemsel hali tahayyül. Tasavvur işte çok berbat bir şey bizi. Zanları, bilgileri, malumatları, düşünceleri, şüphelerin oluştuğu bir yer. Bu ikisinin toplamına serbest diyoruz. Çünkü Üstad Hazretleri sözler 278'de serbesttirler. Buraya ha şimdi önemli olan bunu yaptıktan sonra bu bölgeye, şuraya bir tane serbest bölgeye, şuradakileri kapatıyorum galiba, şöyle yapayım. Şu sol taraftan şeytan vesvesesi atıyor. Kafir cinler vehimleri atıyor. Aradaki fark vehim düşüncelerdir. Vesveseler ise var olan fiilin olmamış halini söylüyor. Mesela imanlıya imansızsın diyor. Abdestliye abdestsizsin diyor. Bu vesvese. Vehim ise olmayacak düşünceleri. Bak burada birisi geçiyor. Sen öyle oturdun, öyle baktığına göre öyle düşünüyorsun. Bütün ailevi kavgaların temeli vehimdir. Ha? Vehim. Yani çoğusu da diyor, bir kısmı haramdır diyor Allah Kur'an'da. Çoğusu mübah gibi gözükürken ama masum gibi gözüküyor. Bir kısmı haramdır diyor ayet-i kerimede. Vehim, düşünceli. Zan yani, zan. Zannediyor, zanların bir kısmı haramdır. Orada imal ediliyor. Bak şimdi, bu bölgeye, şu bölge, şu iki kaynak, şu kaynak, şu kaynak bilgi atıyor buraya. Sen daha hiçbir mesuliyetin yok. Kim atıyor? Şeytan atıyor. Kafir cinler atıyor. Erva habiseler atıyor. Nedir o erva habiseler? Videolar, seyrettiğimiz filmler, içerisindeki subliminal şekil, ulliminati felsefi sözler, fikirler. Araya sokuyor, sen duymuyorsun onu. O film seyrederken altında ses var. Marketlerde de var böyle. Zeng 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 zeng. Ona müzik çalıyor zannediyorsun. Altında şu var, sen duymuyorsun. Al, 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 almalısın, almalısın, al, al, al. Ailevi dizilerde masum gibi gözüküyor. Fakat arkasında şu ses var. Ama sen, ben duymuyoruz. Nedir o? Boşan, 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 boşan. Boşanmalısın, boşanmalısın, boşan gibi. Böyle koyuyor. Bunu Irak'ta Amerika çok kullandı. Nedir o? Erba habiseler seyrettiğimiz, dinlediğimizin bizim içimize atıyor. Orada ne vardıysa. Nedir o? Seyrettiğin filmin, artistinin o andaki halet-i rüyesi cinni ise, ruh psikolojisi bozuksa, onun halet-i rüyesini kopyala yapıştırır sana geçiyor. Korkunç bir şey. Yani artık savaşa gerek yok, silaha gerek yok. Mağlup etmek için hududu da kaldırıyor YouTube veya böyle film videoları, siteleri. Artık ne hudut bırakmış, ne memleket bırakmış. Herkes gömülmüş içine. Öyle bir silah ki sen bile bak onun içinden çıkamıyorsun. Soktu içine, çıkamıyorsun. Beyinler nasıl bitti? Hayalin yaptı, hayalperest yaptı. Hayalde yaşıyorlar hepsi. Çocuk da öyle. Acayip. Mahvolmuş yani. İnsanlar mahvolmuş. Şimdi detayına gireceğim. Demek ki erva habiseler seyrettiğimiz ve dinlediğimiz şeylerden oluşan ruhani habisler. Onun tersi de var. Nefse emare var. Mevadi şerire de bulunduğumuz mekanın insana yaptığı tesir. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun zamanında yapılan camilerle Cumhuriyet döneminde yapılan camilerin insana girdiği zaman aynı tesir mi yapıyor? Yani mekanın insanın üzerine tesiri azim. Şimdi
Öteki tarafa geçiyorum. Şuraya. Ona mukabil melekler vahiy ve veya ilham atar. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu vahiy aktif ediyor. Vahiy kesilmemiş. Vahiyin canlılığı devam ediyor. Bir de mana atar, ilham atar. Bak aynı yere atıyorlar. Sonra karman çorman yapacağım. Sorunuzu alacağım. Müslüman cinler, bak karşısında ne vardı? Kafir cinler. İyi düşünceleri atıyorlar onlar. Kafir cinler de vehimleri atıyor. Olmayacak şeyler, abuk subuk şeyleri üretiyor. Ya herhalde böyle düşünün. Allah Allah ya. Öleceğim galiba ya. Ya ne atıyor ya? Orada kas var yani. Kasa müdahale edebiliyor böyle. Kas geriliyor, bırakıyor. Zannediyorsun kalp krizi. Aa kalp krizi. Öyle oluyor. Pat diye adam gidiyor. Bu saat iki kalp krizi geçiriyor. Mevadi aliyeler ve mevadi şerireler, nefse emmareler, erva aliyeler, mevadi aliyeler. Yani hep YouTube'da olumsuzluklar yok. Televizyonda da öyle. Yani olumsuzluklara erva habise, olumlulara da erva aliye. Doğru mekanlar, camiler, şu andaki medreseler, bulunduğumuz doğru yerlere mevadi aliye deniliyor. Meyhaneler, gayrimeşru yerler, mekanların insan üzerine tesiri vardır. Ona da mevadi aliye veya mevadi şerire deniyor. Şu bölge atıyor. Attı. Allah kullan, tamam mı? Bana niye vesvese geliyor deme. Burası serbest. Vergi falan alınmıyor. Devlette de serbest bölge de var. Buraya atılıyor. Attı mı? Hurda kaş oluyor orası. Burası hurda kaş oluyor. Ne var peki burada? Birbirine zıt her şeyin her mertebesi var. Mesela iman da var burada. Küfür de var. Allah'a küfür ediyor. Haşalarına karşı garip duygular da gelebiliyor. Çok sorulduğu için söylüyorum. En namahremine, mahremine işte mahremine böyle garip garip o düşünceler ister olmaz endişe etme. Serbest bölgeden kaynaklanıyor. Seninle alakası yok. Tamam mı? Şimdi buraya atıyor. Niçin bak birbirine ne demek bu? Birbirine zıt her şeyin her mertebesi var burada. İmanın her mertebesi, küfrün her mertebesi. Rezilliğin danıskası, güzelliğin en güzeli. Hepsi burada. Ama karman çorba. Sonra ne demektir? Her şeyin her şekilde bulunabileceği, her şey her şekilde bulunuyor. Her daim kontrolü insanın elinde olması mümkün değil. Dördüncü sıfatı, ebedi ve sonsuz hayatımızı mayalayıp iksirleyen bir alem. Burası serbest bölgedir. Şimdi, tehlikeyi söylüyor. Bu serbest bölgeyi, yani ustadımız tabiriyle serbesttirler. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Bak ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Teklifi dini altına da girmezler. İnsanın ihtiyarı ve iradesine zıt işler yaptırırlar veya söylettirirler. Sonra da derler ki senin istidadın hakka ve hakikata kabiliyeti yoktur. Senin kaderin bu şekavete mahkum etmiştir de yeisi atar. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi böyle bir kere bu derste burada bir serbest bölge var. Burada benim içimde bazı şeyler geçiyor, tamam mı? Resimler geldi, düşünceler geldi. Allah Allah ya ben alçağım ya. Ne rezil bir insanım ya. Nasıl bir şey geldi demeyeceksin daha. Zaten demiyordum mesela Risalesi'nde. Niye? Serbesttirler kardeşim. Orada film de oynuyor, tiyatro da oynuyor. Her türlü film oynanıyor. AVM bunlar. Her şey var yani. Ne istersen orada insan... Niye var? İnsan camiül ezdattır. İnsan cemül cemdir. İnsan halife-i zişuurdur. Halife-i arzdır insan. Çekirdeği düşünün ağaca göre. Ağaca göre çekirdek neyse 18 bin aleme insan öyledir. 18 bin. Onun için her şey olması senin camiyetindendir. Hayvanların ne vesvesesi var ne vehmi var. Çünkü iman endişesi, imansızlık da yok ya yani onlarda. Şimdi böyle bir alem, böyle serbest bir alem, gayesi şu adamın, şimdi geçiyorum oraya. Şeytan bu sefer buraya bir sürü malzeme attı. Tamam arkadaşlar? Şuraya attı. Allah'a senin hususi dünyan. Herkes zannediyor ki
şu dünyada ben gördüğüm, bildiğim gibidir. Bir örnek vereyim. Lağım faresi var, lağım faresi. Lağımda yaşar, yaşarlar. Bazen fırsat bulunca tuvalet taşına girer. Onu ganimet kabul eder, biliyor musunuz? Tuvalet taşı. Vay, güneşe çıktık falan, böyle lüks bir yer. Tuvalet taşı yani, beyaz. Lağım şeyine göre. İler sonra. Bu oysa, affedersin, insan büyük ve küçük abdestiyle şey yapar. Ama hususi o dünyasını lüks bir hayat zanneder. Çoğu insan da lağım faresine benziyor. Hususi boru gibi küçük dünyasını büyük zannediyor. Anladınız mı? Büyük zannediyor. O pislikler içinde, yani o küfür, o rezillikler içinde bocalayıp duruyor. Onları o dünyadan bazen çıkıyor. Ne yapıyor? İnsanı bunu aldatıyor. Tuvalet taşına çıkması şu. Lağım faresi bazen çıkıyor böyle. Uyanıklık yapıyor diğerine göre. Onu bunu aldatıyor. Onu bunu şey yapıyor. Onu bunu kandırıyor. Malını, bir dairesini 5-6 kişiye satıyor. Böyle mutayip lağım faresine benziyor. Yani çoluk çocuk, adam bileziğini satmış, kadın el işi yapmış, daire alacak 10 kişiye satıyor. Ondan sonra kayboluyor. Yani kazandığını zannediyor. Lağım faresi, o neye benziyor bunu çarpması? O tuvalet taşına çıkmış ya, bir aydınlık gördü, kandırdım zannediyor. Oysa bu ne demektir? Biz bu dünyada yaşarken başka boyutu, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, aramızda öyle insanlar var ki, başka boyutu yaşayan insanlar var. Yani lağım faresi orada yaşarken insanlar dünyada yaşıyor, aynı da İnsanlar lağım gibi boruda yaşarken öteleri burada yaşayanlar var. Ha, bu niçin anlattım? Bu hususi bölgedir arkadaşlar. Hiç kimse zannetmesin ki benim alimim gibi alemleri var. Benim alimim gibi alemler değil. Herkesin hususi. Telefonu bırak kardeşim. Şimdi bu hususi dünya, hususi dünya senin daha ne cenneti ne cehennemi. Sonra geliyor şeytan bu vesvesesiyle, bak şeytan vesvesesiyle akla burası akıl. Akılla hiç alakası yokmuş yani, bak. Hiç alakası. İmanını çalmaya, etikadını çalmaya çalışıyor. Vesvese buraya veriyor. Burada 30 küsür tane aklın sıfatı var şurada. Şuradan gelenleri imbikliyor. Zeka, muhakeme, deha, hep böyle aklın sıfatlarıdır. Bunlardan süzgeç de alır. Şuraya olmasından tam tersine Allah Resulü tabiriyle içimizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça günah değil, tam tersine cihattır. Miraç'ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 3 tane bizi hediye getirmiş. O nur falan onun dışında. Bir, geçmiş kavimlerden 2000 kişi, 3000 kişi, 4000, 10000 kişi ancak yaşardı o sitede, site gibi. Onlara bir peygamber gelmişti. Günahta ilaçlık için arasan da zor bulunurdu. Dolayısıyla insanların içinden geçeni iyilik veya günah yazılıyor. İki, havra ve kiliselerde ibadet edilir, dışarıda edilemez. Üç, yapılan günahlar da affedilmez. Muhammed ümmetine aleyhissalatü vesselam camilerin dışında küre yaz, mescit olmasın, tarlada namaz kılarsın, asfalta da kılarsın. Bir bu geldi. İki, günahların affı geldi. Üç, insanın içinde geçeni günahları yazılmıyor, iyilikleri yazılıyor. Bu müjdesi geldi. Şimdi bunu bilmeyen buraya attı ya, buraya attı bak, şeytan attı, cin attı, seyrettiğimiz filmler attı. Yani o filmler, YouTube'da adam bu kadar masraf ediyor da sen bedava seyrediyorsun. Yani babasını hayrına mı seyrettiriyor? Ha? 3-5 kuruş internete kaydoldum diye mi şey yapacak? Şimdi buraya içine bir şeyler koymuş adam. Adam idealist adam. Hatta bana da söylediler bu işi yapanlar. Abi dediler, senin işte Nur dersindeki derslerin altyapı koyalım. İçine koyalım. Hayır. Şimdi soldan da attılar. Şuradan şu melekler, Müslüman cinler buraya attı. Serbest bölge. Sonra arkadaşlar buradan akıl seçer. Akıl seçer. Sözler 142'de 3 yol var ya kabre girme. Bu ikinci yoldu. Buradaki serbest bölgeden
Şuna der ki sıstan sen. Sen doğrusun. Sen gel, sen gelme. Diyor. Hiçbir mesuliyet yok. Burası serbesttir. Sonra akıl kendi imbiklerinden geçirir. İmbiklerinden geçirir. 33 tane şu anda bulduğum kadarıyla sistemi var. İçerisinde sistem var. Bu sistemden buraya geçiriyor. Sonra akıl geçirdikten sonra tasdik denilen ilim oluyor. Bak ilim. Bu felsefe tutmuş, bu nübüvvet tutmuş. Yani serbest bölgeden seçiyor akıl, şu akıl bak şurası. Seçtikten sonra akıl da 33 mertebeden geçince tasdiğe atıyor. Tasdik de onaylarsa ilim oluyor. İlim buradadır. Vesvese Risalesi'ne gelin. Çok iyi biliyor Vesvese Risalesi'ni. Ama ona vesvesesi var. Niye gel? Vesvese bilgidir, malumattır, dokümandır. Daha ilim değil. Çünkü ilim onu tard eder. Cehil onu davet eder. İlim mesela desem kalk kaybol falan yapma. Bak kovuyorum fiil. İlim de böyle bir şey. İlim onu tard ederse, kovuyorsa ve kovmuyor. Demek ki o ilim değil daha bilgidir. İlim şuradadır. Bakın görüyor musunuz? O biz Resul-i Risalesi'ni okudu, ezberledik. Bilgi, malumat, düşünceler, vehimler, şüpheler, zanlar burada. Hiçbir daha değeri yok yani. Müsbetse sebat yazıyor Allah. Tek yönlü çalışıyor. Abi o zaman diğer tarafta da yer değişebilir değil mi o hissiyat? Tabii. Hangisi? Hepsi şer veya hayır. Yani mesela zanın bir kısmı haram, diğeri helal. Niçin zan var? Çünkü Allah insanın donuk düşünmesini istemiyor. Zengin düşünmesini istiyor. Çok o zaman farklı düşünebilmesi için farklı malzemesi lazım. Farklı malzeme neresi üretecek? Zan üretecek. Vehim üretecek. Üretken bir yerdir. Düşünceleri üretiyor. Şurası hayal üretiyor. Şurası malumat üretiyor. Düşünce üretiyor. Bilgi üretiyor. Biz Vesvese Risalesi'ni bilgilendik. Malumat sahibi olduk. Düşünce oldu vesaire. Ama ilime dönüşebilmesi için aklın imbiklerinden geçecek. Sonra tasdiğe geçecek. Tasdiğe geçti mi? Usta öyle diyor. Tasdik denilen ilim diyor. Tasdiğe geçiyor, ilim oluyor. Sonra ilimden sonra dur yavrum. İzan, bu izandan kalbe atılıyor. Buradan kalbe giden yol bu. Kalbe geçebilmesi için buraya kadar gelmesi lazım. Sonra kalbe gittikten sonra kalp de onayladı mı? Bu da fiili. Yani eyleme dönüştürüyor. İslamiyet iltizamdır. İman ise izandır. Yani eyleme dönüşüyor. Hani istiyoruz da yapamıyoruz ya. Yani mesela namaz kılmak istiyoruz. Kılamıyoruz. Kılmıyoruz yani. Kılamıyoruz demeyeyim. Ya ben seyretmek istemiyorum seyrediyorum. Fiil niçin burada? Burada. Eğer buralardan geçmezse kılamıyorsun. Yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Demek ki kalbe indi. Sonra fiile dönüştü. Kalple fiil neyse itikat oluyor. Ama batıl şurada oluyor. Bu batıl tarafı. Bu adamın 142 sözlerdeki 3 yol var kabre. Bu adamın kalbi izanı çalışmadığı için felsefe bu iltizamta ilmi yapıyor. Kalbine inmiyor. Batıl bir itikadı oluyor. İtikad. Şimdi itikad buradadır. İman ise kalptedir arkadaşlar. İmana gelmesi için yani hatta ehli bidâ, şia, vehhabiler ehli itikadı bozuktur. Kafir denmez ona diyor Emirdağ'da. İtikadı bozuk ama imanı var. Ama o şekilde tabii sağlantı bir şekilde. Burası itikad yeri. Şu akıl berzahtır. Her iki tarafa da açıktır. Felsefeye ve nübüvete. Yani insaf deniliyor buraya. İnsaf nısıftan geliyor. Yarılamak. Her hangi taraf olursa olsun onu onaylayacağım diyor. Arkadaşlar burası takur. Yani aklı melekelerimiz. Burası hayal halimiz. Burası fikir ve düşünce, malumat ve düşüncelerin, şüphelerin, zanların imal edildiği yerdir. İnsanın psikolojisinin bozulduğu veya psikolojisinin düzelmesine sebep olduğu bir zemindir. Böyle bir alemi taşıyoruz alemimizde. Burayı etkileyen soldakiler menfi, sağdakiler müsbet.
Peki buraya hakim olmak istiyorum. Bak neyle hakim olacaksın? Terklerle, tecerrütlerle. İlimle ilim olmaz. Bakın aklı aklımıza bela olmuş. Aklımız aklımıza bela olmuş. Kim, herkes neyle uğraşıyor? Aklının şerrinden kurtulmaya çalışıyor. Sanki başka bir şahsiyet var ya burada. Ya benim aklım, sanki alemize çalışıyor. Ya kardeşim diyorum, sen bana düşman mısın ya? Bir güzel rahatlıyoruz, derse geliyoruz, bir fikirlerimiz oluyor, düşünceler oluyor. Başka bir fikir geliyor, bunu alt üst ediyor. Lan sen kime çalışıyorsun ya? Sen kimsin bir de ya? Sen farklı bir şey misin? Evet, onun sözünü kendi sözünü zannettiriyor. 13. lemada diyor ki, 13. lema nasıl bir risale biliyor musunuz? İmam-ı Şafii diyor ki, Kur'an gelmeseydi, Sibbel As suresi gelseydi, ümmetin istikamette olması için yeterdi diyor. Evet, velhas için öyle diyor. İmam Hasan diyor ki, eğer Risale-i Nur gelmemiş olsaydı, 13. lema gelseydi, yazılsaydı yeterdi. Vallahi 13. lema doğru düşünmek için, kendini kontrol etmek için, aklını şerrinden kurtarmak için 13. lema gelseydi yeterdi. Çünkü bizim aklımızın, bak şurada diyoruz ya, ya aklımı şerrinden, bana diyorlar bazen ilgiyi çekeyim diye söylüyorum ki birisini sorsun da ne yaptım anlatayım. Ne iş yapıyorsun diyorlar da aklımın şerrinden aklımı kurtarmaya çalışıyorum diyorum. Allah Allah. Vallahi iki tane akıl var. Sende de mi yok? Bir böyle diyorum, ne güzel çözmüşüm. Biraz sonra bir başkası, başka bir fikir geliyor. Darma duman ediyor. Evet. Lan sen kimin aleyhine çalışıyorsun ya? Sen kimsin? O zaman iki tane akıl var. Ha bende de var diyor ya. Bende de var. Olmayan mı var? 13. levada diyor ki, bu serbest bölge atıyor ya, o ikinci akıl, bozan akıl seninle alakası yok. Şeytandır o. Atıyor, senin aklına mücadele ediyor. Peki, şeytanın desisesini bir kere, onun sözünü kendi sözünü zannetme. Dine, Kur'an'a zıt bir fikirse, ilimse, mantıksa vesairese, bil ki bu şeytani. Kala ama. Şimdi on ne diyor buraya? Şeytan diyor vesvesesiyle akla şüpheler ve tereddütler vermeye çalışır. Hiçbir değeri yoktur. Hiçbir değeri harbiyesi yoktur. Tamam. Bu aklı işgal edecek. Aklın 33 tane mertebesini çok edecek. Sonra ilime dönüşecek, sonra vicdanını bozacak, sonra fiiliyatını bozacak, sonra itikatı. Oo çok zor. Neyi yapacak? Dikkat edin, insanın haysiyetini ve şerefini anlamlandıran organlar var. Bak Allah onları en korunaklı yere koymuş. İmanı da en korunaklı yere koymuş. İnsanın haysiyetini, namusunu gösteren organı en korunaklı yerde, imanı da en korunaklı yere koymuş. Öyle paldır küldür iman gitmez kardeşim. Ehli bida olur diyor Emir Dağı'nda. İtikadı bozulur ama imanı bozulmaz. Şimdi bu akşam size kâşı olacak. Hiçbir şey anlamasan da vallahi adamın bir tanesi geldi. Öyle bir beyaz şeye, serbest bölge varmış, tamam mı? Oraya, bak devletin de var yani, oraya mal girdi mi vergi almıyorlarmış. Serbest bölge. Tamam. Adana serbest bölgesi, Çatalca serbest bölge. Oraya girdi mi tamam kardeş. Buraya herkes atıyor. Bak kimler atıyor? Şu adamlar atıyor. Temeli söylüyorum. Şeytan ve kafir cinler. Dersin başında dedim ki, ya hastayım doktor bey, tanımlayamadığı, izah edemediği, hastalığının kökenine inemediği her şeye bir etiketleri var. Psikoloji. Şeytanı ve cinni kabul etmediği için onların tahribatını bozduğu ama maddede orada da gözüküyor. Onları da çözemiyor. Ne yapıyor? Organı tamir etmeye çalışıyor. Veriyor ilacı. Nasıl yapıyor? Aklını şerrinde nasıl kurtarıyor? Aklı devlet işi yaparak. Aklı devlet işi yaparak akıl düzelmiyor ki. Onun da delili nedir? 7 senedir böyle ilaç kullanıyorsun ya. Niye düzelmiyorsun? Mesela bak. Organ belli. Göz. Hastalık belli. İlaç belli. Kolum kırıldı. Organ belli. Hastalık belli. İlaç belli. Psikoloji. Psiko ruh demektir. Loji ilim. Rumcadır. Psiko ruh ilmi. Şimdi kolum kırıldı. Organ belli. Kırık belli. İlaç belli.
Psikoloji diyorsun. Nere bozuk? Hadi bir organ göster. E peki ilaç maddedir. Nereye ilaç veriyorsun? Organsız, organ olmayan bir yere ilaç veriyorsun. Benim kolum kırık. Kolum belli, kırık belli, ilaç belli. Üç. Yani organı olmayan sıkıntıya hangi organa ne ilaç veriyorsun? Anladınız mı? O zaman gelecek asırda cin ve şeytanı kabul etmek zorunda kalacak. Başka şansı yok. Ustasın, duvar ustası. Gündüz yaptın mı bu duvarı? Gittin, öteki duvara yapacaksın ertesi gün. Geldin ki ertesi gün bu duvar yıkılmış. Gene yaptın, gittin, gene birisi yıktı. E ne dersin ya, ben bunu bir yıktı da, yani ikide bir ben yapıyorum, o yıkıyor. Yani kökenine inecek psikolojik hastalıkların kökeni ya şeytandır, ya kafir cinlerdir, ya da seyrettiğimiz filmler, dinlediğimiz şeylerdir veya bulunduğumuz yanlış mekanlardır. Tersi ise şu anda derse geldiniz. Melekler ilham atıyor, ilhamlar atıyor, sonra Müslüman cinler doğru fikirler veriyor, ervah aliyeler, mevad aliyeler, yani iyi şeyleri de şu anda seyrediyoruz, film seyrediyoruz. Tamam, böyle. Şimdi buraya attığı zaman korkma, seni zengin yapar bu. Kaliteli yapar bu senin. Çünkü taşların vesvesesi yoktur. Sığırların da vehmi yoktur. Sığırların da vehmi yoktur. Sonra peki nerede mesul oluyorsun? Burada hiçbir mesuliyet yok. Bir derece serbesttirler. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Teklif altın dine de girmezler. Sonra aklın 33 tane mertebesine geçecek. Sonra tasdik olacak. Sonra vicdanına inecek. Oho, çok zor. Tamam. O hiç endişe etme. Soru soran var mı? Abi ben şey sorayım. Bir dersin abi. Emre gel. İnsanın mahiyetini etkileyen abi. He. Tamam, zaman, mekan, bir şey daha var. Dört husus var abi. Ha bak, yanlış kişiler. Bak, yanlış kişiler, yanlış zaman, yanlış yer, yanlış iş. Tamam. Yani bir insanın doğru veya müsbet etkilenmesi için bak, İmam Rabbani'nin şeyiydi bu. Doğru kişilerle, doğru zamanda, doğru yerde, doğru iş yapmak. Şimdi bu ezberlenemez ama fiil yapayım. O kalır şimdi ezber. Burası doğru bir yer. Tamam abi? Doğru bir yer. Doğru bir zamanda geldiniz. Sabah namazına gelseniz bu ders yok. Bir saat sonra geldiniz yok. Bak, doğru yerde, doğru zamanda. Horon oynamıyoruz. Doğru iş yapıyoruz. Hepimiz de aynı tavanın balıklarıyız. Aynı şeyi gönül verdiğimiz için uyumluyuz burada. Birbirimizden şey değiliz. Rahatız. Doğru kişilerle, doğru yerde, doğru zamanda doğru iş yapıyoruz. O zaman insan inşa olur. Ama ben bu serbest bölgede ilimle buna hakim olamazsın. Çünkü şeytan kadıyla sahip olamazsın. Şeytanın ilmi vardır. İlimle mukabele edemezsin. Şeytanın terki yoktur. Terkin varsa onu mağlup edersin. Terkin olacak. Şeytanın terki yoktur. Şeytan Allah'ı inkar etmedi. Şeytan ahireti inkar etmedi. Şeytan melekleri inkar etmedi. Şeytan Allah'ın rububiyetini, Allah'ın yönetimini beğenmedi. O dedi topraktan, ben ateşten, Allah'ın icraatını. Dün akşam yapmıştık Tepecik'te. İnsan psikolojisinin bozulmasının sebebi dört tanedir. Dört. Bir, tevekkül yok. Teslim yok. Tam tevekkül. Teslim, kanaat, bir tane de vardı. İktisat mı abi? İktisat da var, evet. Teslim, tevekkül, kanaat, iktisat. Dört tane şey yok arkadaşlar. Allah ile kanaat etmiyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ki Hasan-ı Basri Hazretleri söylüyor. 90 yerde rızkınızı kefilim diyor. Bir yerde şeytan diyor ki mal biter, boşuna verme falan, olur mu ya, biter. Bir tane şüphe yerden 90 tane Allah'ın emrini unutturuyor bize. Ya rızkınıza kefilim diyor Allah. Yarın ekmek var mı evimde, olacak mı diye endişesi olan var mı? Peki nedir bu heyecan ya? Ama abi adetullah'a uyarsak değil mi? Tabii. Yani adetullah'tan bahsediyorum.
Mesela atın var, işin var, eşin var, aşın var. Daha derdin ne kardeşim? Niye psikolojimiz bozuk ya? Derdimiz ne ya? Atımız var, işimiz var, eşimiz var, aşımız var. Yatı katı atımız da var. Tam da derdimiz ne ya? Terk yok, terk. Yani bu dersten çıktıktan sonra televizyon uzaktan kumandayla yatayım, düşüyoruz koltuğa. Ondan sonra mutluluk arıyoruz. Çok özür dilerim, affınıza sığınırım. İnsanların canını okuyoruz, öldürüyoruz kürtajla. Mutlu, hayat istiyoruz, hayatları kıyıyoruz. Canını alıyoruz onu. Hayat istiyoruz. Bunu hiç gözükmüyor, bunu dile getiren de yok. Canını alıyoruz, can istiyoruz. Allah'a ne gerekiyorsa neredeyse muhalefet ediyoruz yaşantıya. Adetullah dediğin gibi. Ondan sonra da Ebu Cehil gibi yaşayıp Ebu Bekir gibi hayat istiyoruz. Onunla bir yerde sorun var demek istiyorum kardeşim. Bakın arkadaşlar, yatın var, katın var, araban var, aşın var, eşin var. Niye mutlu değiliz? Niye sorgulamıyoruz insan kendisini? Kendisinin bir sorunu. Ben niye mutlu değilim? Nerede hata yapıyor? Ha? İtikatta farklıyız ama ehli dünyayla beraberiz. 190 Kastamonu'da ve 193 Kastamonu'da. Bir Müslüman İslami hakimiyeti, İttihad-ı İslami, İslam hakim olmasını isterse buna ehli dünya denilir mi? Hayatperest denilir mi? Üstad hayatperest diyor. Ehli dünya diyor. Sebebi iman hizmetini ikinci derecede gördükleri için. Birinci derecede İttihad-ı İslami, siyaset-i İslami'yi birinci derecede gördükleri için diyor. Evet. İmani hizmeti ikinci derecede gördüklerinden İslami siyaset, ha şimdiki fitnedir. Buna ehli dünya diyor. 190 Kastamonu bana kızma. 193 ehli dünya diyor. Bir tane hayatperest insanların nazarında. Peki siyaset İslamiye hakikat nazarında diyor 190'da. Kaçıncı sırada biliyor musun Hakkı? 10. sırada. Şu kumardan şundan bundan o kadar bahsetmiyor Risale'de. Siyasetten uzak dur. Dur uzak. Dur diyor. Kaç tane mektup var? Aklını dağıtır, manevi bir divane olur, kalbini dağıtır, manevi dinsiz olur. Umurumuzda değil. Ondan sonra mutlu olmak istiyoruz. Kardeşim bir yerde hata var ya, 249 Kastamonu'da diyor ki, sıkıntı diyor, toplumu sarmış diyor, bir günde bana sirayet etti diyor. Bana sirayet etti diyor. 123 Kastamonu'da diyor ki, nasıl kurtulacak? Risale-i Nur'la ciddi meşguliyet. Niye? Gaye hayal oldu mu? Başkası ile ve kötü olmaya zamanın kalmıyor. Yani yöneldim oraya bakın. Teslim diyor. Tevekkül, kanaat, iktisat. Yani Allah ile Allah'a kanaat edemiyoruz. Allah'a tevekkül edemiyoruz. Yani güvenemiyoruz Allah'a tövbestor. Nasıl ya? 90 yerde bak 90 yerde Hasan-ı Basri diyor. Kur'an'da diyor 90 yerde rızkınıza kefilim diyor. Bu rızık endişesi ne ya diyor. Bir tane şeytan bir yerde şey yapıyor. Demek ki bir yerde sıkıntı var. Sebebi terklerimiz, tecerrütlerimiz yok. İlimle şeytanın karşısına çıkamazsın. Vesvese Risalesi'ni ezberliyoruz. Niye vesvese gitmiyor? Vesvese Risalesi ilimdir. Şeytanın da ilmi vardır. Onun karşıtı vardır, karşılığı vardır. Üstad Hazretleri'nin karşısına çıktı Beyazıt Camisi'nde. Kendisini görmedim ama sesini işittim diyor. Şeytan değil mi? Allah Resulü zamanında da kapıyı çaldı. Kimdir? Yani biliyorsunuz o şeytan meselesini. Ha, adam işi biliyor. İlimle çıkamazsın. Vesvese Risalesi ilimdir. Ha peki neyle? Terklerimiz yok. Terk. Bak şurada. Terk edeceğiz. Şeytana galip olmak, serbest bölge hakim olmak istiyorsan, yani mutlu olmak istiyorsan terk edeceksin. Terkin ne demek olduğunu anlatayım. Sabah 10 cüz Kur'an okusan ama 10 dakika okuduktan sonra sabaha karşı televizyondaki bir filme muhatap olsan 10 dakika hepsini yok ediyor. Sebap cihetini demiyorum. Haletin dumur oluyor. Yerle üstten oluyor. Talip kolaydır. Bugün bir televizyonda adam cembeze yapıyor.
Demek ki bu Türkiye'de anlatılan İslamiyet'te bir sıkıntı var, bilmem ne var, bu kadar şeyler var da niye düzenim? Tarih kolay olduğunu çok iyi biliyor, adam cerveze yapıyor. 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir çocuk bir kibrit de yakar ya. Tamam? 20 seneden beri baktığım vücuduna ufak bir mikrop tepe takla attırıyor. Tarih olsan kolaydır yani. Demek ki tertlerimiz olacak. Serbest bölge. Peki bunu nasıl yapacağız? Hepimizin derdi. Tamam iyi adam olacağız da. Ama nasıl yapacağız? Kardeşlerim, iyi olmak için bir, iyi insanlarla, iyi yerde, iyi zamanda iyi iş yapacağız. Yani beraber olacağız. Beraber olacağız. Haftada bir gün geldiğin halde hala bazı şeyleri terk edemiyorsan demek ki iki defa geleceksin dersen. Gayen süt içmekse sığırın cinsine bakmayacaksın. Montofon sığır mı, Haştan sığır mı? Fark etmez. Diyarbakır'dan mı geldi, Karadeniz'den mi bu sır? Önemli değil. Gayen süt içmekse her derse git. Bakma böyle. Risale-i Nur'u anlatılan bir yerde, okunan yere git. Gayen elma yemekse ağacın cinsi önemli değil. Dalı yumuşak mıdır, şey sert midir, yamuk mudur? Bakma. O dönemde değiliz kardeş. Yani Hasen'le Ahsen var. En iyisini derken iyisini de kaçırıyoruz. Birbirimize düşman oluyoruz. Birbirimize aleyhinde bulunuyoruz. Gıybet ediyoruz. Hakiki manasını bilmediğimiz o insanın o davranışını, o sözünü tenkit ediyoruz. Gıybete giriyoruz. Tekler olsun diye bunları anlattım. Hani oradan oraya neye geçtin? Siyasetle meşgul olma terk. Gıybet, tenkit, terk. Bunları tenkit, terk edeceğiz arkadaşlar. Geveze olmuşuz. Çok iyi biliyoruz. Biliyoruz da şöyle bir misal vereyim. Aklınıza sığınırım bakın. Nurcu değilken, Nurcu olduk bir ay içinde. Nurcu, geçmişimi döner misiniz? Bir küçük sözler okuduk, gençlik rehberini okuduk. Birkaç derse gittik. Yaptığımız fedakarlıkları hatırlar mısınız? Televizyondan, şundan, bundan, akrabaya gittik, onu anlattık. Yani o canlı da hatırlıyor musunuz? 10 sene geçti, 10 defa külliyat bitirdik. Geçmişte ki günahlarımıza gene geri döndük. Biz o ilk dönemde yaptığımız o heyecanlı hizmetleri 10 sene sonra değil o hizmeti. O gafil ve cahil olduğumuz, gafil olduğumuz dönemiz neredeyse günahlarını yapacağız. Ne oldu bize? Bir yerde sorun var. Sebebi zahirine hasır fikretmişiz İslamiyet'in. Ustad diyor muhakimatta. Aynı kanun Risale-i Nur'da diyor. Zahirine hasır fikretmişiz. Belki de içimizde var yani ki bende biraz birkaç yerde çiz yapıyor. Ne anlatıyor ya? Vay onun derste ne anlatıyor? Nerede gözükmüş böyle ders şekli? Tamam kardeş. Bir de zaten seni bil geliyorum. Bir de katılmazsın. Yani bir aşağı yapamıyoruz, idrak edemiyoruz. Zahirine hasretmişiz olayın. Zahirine, kılıfına. Tamam budur. Bir tane başka külliyatımın dışında yok ki. Külliyatın hulasalanmış bir şeyi. İstifadeni yap. Bırak Risale-i Nur'u korumaya. Risale-i Nur'la korunmaya çalış. İslamiyet'i korumayı bırak. İslamiyet'le kurtulmaya çalış. Bırak. Herkes her şeyi biliyor. Girdim böyle şey gibi küçük dünyana perişan olduk arkadaşlar. Bunları serbest bölgeyi bunu bildiğin zaman rahatlayacaksın. Bir mesela hanım oradan bir şey yedi veya sen de darlandın bir şey yap. Hemen elini şöyle yapacaksın ondan sonra. Serbest bölge, serbest bölge, serbest bölge, serbest diye meleki sahibi olacağız. Ha bak basmış ona. Ona da basıyor, sana da basıyor yani. Adam basmış yani. Tüp gibi şeyi basıyor. Şeytan şey yapıyor vesvesesi veya kafir cinler vehimi. Ama bazen de güzellikler oluyor. Melekler ilham ediyor. Müslüman cinler de sana fikir veriyor. Aktif oluyor. İnsanın cami olmasına sebebiyet veriyor. Bu şeyde lemaatta sözlerdeki meratip de ve bütün külliyat birbirine bağlıdır. Son şeyimi söyleyeyim sonra sorunuzu alın varsa. Kainatta zıtlar cem edilmiş. Doğru, yanlış, hak, batıl, iman, küfür, soğuk, sıcak. Bu zıtların cem edip sahibi olana tevhid denir. Allah'ın birliği denmez bak. Tevhid Allah'ın birliği deme. Altını dolduruyorum. Zıtların sahibi olana tevhid denir. Şimdi
Eğer bu kainattaki zıtları her şeyi her şeyle görmeye başlarsak psikoloji sıkıntımız olmaz. Tek tek görmenin muacel, peşin cezasıdır psikolojik bozulmak. Birincisi bu. Psikoloji niye bozuluyor? El hulasa ettim. Kainatındaki şu resmi tek tek görmek. Bütünsel görememek nispetinde muacel peşin cezasıdır psikolojik. İki, beden ile ruhu ayırt edemediğimiz için, bedene biz dediğimiz için ölüm korkusu sarmış bizi. Ölüm korkusunun sebebi bedene ben demekten kaynaklanıyor. Küllü nefsin zayikatı mevt. Küllü ruhun demiyor. Ölecek ruh değil, nefis değil. Kim ölecekse o korksun. Ruhun niye korkuyor, ölmeyecek ki? Kim ölecek? Nefis ölecek. İşte bedenle ruhu ayırt edememişiz. Bedene biz demişiz, biz. Üç, ruhu Allah ile münasebetini, Allah biz, o varılmaz canım, Allah kim ya ben demenin bedeli de iman endişesini yaşıyoruz. Zira cenneti gaye edinenin cehennem endişesi olur. Endişe ondan olur. Ama bizim gayemiz şu olmalı. Cennet gaye değil, cennetin sahibi olan Allah'ı bulmak olmalı bizim cennetimiz. Cehennem korkusu değil, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek olmalı. Cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek, cehenneme gitmeye de benzemez. Bizim nurcuların cehennemi nedir? Cehennemin sahibini kaybetmektir. Nurcuların cenneti nedir? Cennetin sahibini bulmaktır. Var mı sorunuz? Yok. Burada kesiyorum. Serbest bölge varmış. Tamam, serbest bölge var. İki taraftan da atılıyor. Atılınca burada biz mesul değiliz. Hı. Şuur abi burada nerede? Şuur burada değil. Şuur şurada. 33 tane mertebesi var. Aklın. Aklın içinde, taakkulun içinde. İdrak, muhakeme, şuur, tefekkür. Bu 33 tane şeyin içinde. Bu serbest bölgede biraz geç kaldığın için bunu sordum, çünkü burada söylemiştim. Şu serbest bölgeden adam, şeytan direkt akla veremez. Aklı diyor ki kitapta, şeytan vesvesesiyle akla şüpheler vermeye çalışır bu yolla. Direkt itikada geçemez. Şeytanın sahası şurası. Bunda ne ileri ne geri geçemez. Buradadır kardeşim, endişe etme. İmanla alakası yok. Adamcık, şuur buradadır. 33 tane salih, şuradakileri imbikliyor. Fehim, fehim de burada. Yani fehim nedir? Süzgeçtir. Şuradakileri buraya alır, 33 tane mertebeden geçer, sonra tasdik denilen ilime dönüşür. Sonra ilme dönüşünce izana, dimağdan kalbe gider. Kalbe gitti mi, kalbde onayladı mı 77-75 Hutbe-i Şamiye'de kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor. Fiil, fiil burada olur. Eylem, onun için namaz kılmak istiyoruz, kılamıyoruz. Kaza namazı kılacağız, ahirete de inanıyoruz, hesaba çekileceğimize inanıyoruz. Kaza namazları duruyor, niye iltizam edemiyoruz, niye namaza başlamıyoruz? Çünkü bu seviyelerde, mertebede sıkıntı yaşıyoruz. Yani kalpte izanımız pek yok. Terklerden dolayı nefes alamıyoruz, yani terk yapamıyoruz. Günahlar vicdanımıza vurduğu için fiil de vicdandan çıkıyor. Çünkü vicdanın içerisinde dört sistem var. İrade, zihin, his, latife, rabbaniye. İrade ibadetullah'tır. Ne kadar vicdanın sağlam olursa olur. Eğer teklerin yoksa, tecerrüt yoksa, kaza namazların da deseler, korkutsalar bir endişe edersin. Bir hamama gitsen sonra aman tamamla ya Rabbi namazlarına başlayacağım, kazama başlayacağım. Çıkıyor bir soğuk hava yiyince unutuyor. Böyle bir atmosferik bir adamsın. Sonra itikat oluyor. Çünkü ben geçen beni götürdüler de aynı şeyi ben düştüm. Ya Rabbi tamam, tövbe Allah'ım, bundan sonra şunları yapmayacağım. Kimseye cevap, bana dövseler bile cevap falan tenkit etmeyeceğim bana. Dışarı çıkıyorum bir soğuk hava yiyorsa kafa gene eskiye dönüyor. Bu ne biçim mahlukuz, ben de hayret ediyorum. Kendimden kendime şaşırıyorum yani. Sağ ona da acayip bir Müslüman. Gözükmemiş bir evliya gibi dersin ki olan bu nereden geldi? Çıkıyorum tamam, sağ ona Müslümanın, sağ ona evliyası.
Eskide evliyalar birkaç evde oluyorlardı ya. Şimdi internette birkaç evde oluyorlar. Havada uçuyorlardı. Mesela Rabiat-ül Adeviye'ye Hasan-ı Basri evlenme teklif etmiş de Rabiat-ül Adeviye seccadeyi havaya atmış. Buraya çık namaz kılarsan tamam demiş. Onlar yani şimdi olsaydı uçakta namaz kılıyoruz. Tamam daha yukarıda. Biz yani teknoloji evliyası olduk ama hemen indiğimiz zaman her şey de değişiyor. Böyle bir sistem var. Cami bir şeysin. 4 tane özelliği var. Ve kesiyor. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ El-Fatiha.